Evet, Çukurova Üniversitesi'ndeyiz. Bilgisayar Mühendisliği bölümündeyiz. Melis hocamızla beraberiz. Melis Öz Yıldırım. Kendisine öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadıkları, vakit ayırdıkları için. Tabii sizin çok unik bir özelliğiniz var. Eşsiz bir özelliğiniz var. Hocamızın da öyle gerçi. Buradan mezunsunuz. Evet. Dolayısıyla çok fazla bilginiz var burasıyla ilgili. Öğrenciliğini biliyorsunuz, hocalığını biliyorsunuz. Akademisyenlik bir gözüyle bakma şansınız olmuş. Neler söylersiniz hocam genel olarak burasıyla ilgili? Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili, Çukurova Üniversitesi ile ilgili yaşadığınız bu kadar tecrübenin sonunda hem gelecek arkadaşlara neler tavsiye edersiniz hem de üniversite ile ilgili söyleyebileceğiniz neler var? Öncelikle çok teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Buraya gelirken bilgisayar mühendisliği hayali olmayan bir öğrenciydim. Öyle bir de mi? Bunu da söyleyeyim. Yani ekstradan böyle hangi bir... Hangi bölümü hayal ediyorduk? Genetik mühendisliği hayal ediyordum. Ardından bilgisayar mühendisi olursam genetikle ilgili işler de yapabileceğimi keşfettiğimde gerçekten bölümü sevmeye başladım. Bölümde hiç hayali olmayan, bilgisi olmayan birinin bilgi edinip, yazılımı sevip, yazılım yapabileceği bir hale geldiği örneğiyim ben. Hı hı. Çünkü aynı sınıfı paylaştığım arkadaşlarım bir sürü şey biliyorlarken ben bilmiyordum. Program yazma konusunda hiçbir fikrim yoktu. Şu an algoritma dersi veriyorum. Wow. Bu yüzden kendilerine eğer sevmeye başlarsa bölümü, öğrenciler çünkü genelde görüyoruz işte denk geliyor, geliyorum, sevmiyorum diyenler, eğer kendilerini alıştırırlarsa, kod yazarlarsa, kendileri uğraşırsa, bizim verdiğimiz eğitimin üzerine eklemeleri tabii ki gerekiyor, o zaman yapamayacakları şey olmadığını düşünüyorum. Peki Ayşe hocam bahsetti en önemli konu algoritma dedi, evet. Algoritma geliştirmek. Siz de o dersi veriyorsunuz. Evet. Siz ne tavsiye edersiniz öğrencilere? Nasıl çalışsınlar? Öncelikle problemi nasıl çözeceklerine karar versinler. Çünkü biz de programlama işinin içerisine girdikten sonra öğrenci direkt olarak kod yazayım, o daha zevkli geliyor diyor. Ama aslında problemi nasıl çözüleceğini bilmeden kod yazdıklarında çok büyük sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Probleme tepeden bir baksınlar, nasıl çözebiliyorlar. Ardından onu adım adım uygulamaya geçsinler. Ve lütfen kendileri yazmaya çalışsınlar. Bilgisayar ya da o geliştirme ortamları korkulacak bir yer değil, tam tersine sevilmesi gereken ve bilgisayar mühendisi oluyorsanız sürekli hayatınızın geçeceği noktalar diye düşünüyorum. Başkası yazınca başkası öğreniyor. Evet. Peki siz ilk mezunlardan mısınız hocam? Yok, biz ikinci mezunlardansınız ama aşağı yukarı tabii bir sürü sınıf arkadaşınız vardır. Evet. Dönem içinde tanıştığınız insanlar vardır. Mezunlar genel olarak nerelerdeler? Böyle bahsedebileceğiniz iyi yerler var mı gittikleri? Var. İstanbul'da çeşitli firmalarda çalışan, özel sektörde çalışan çok arkadaşımız var. Aynı zamanda devlette, bakanlıklarda çalışanlar var. Ve biz 3 kişiydik burada. Hı. Bir arkadaşımız da araştırma akademisyen görevlisi var, akademisyen tamam. olarak devam edenler. Süper. Akademiye de kazanımlar var, evet, yani üniversiteden. Üniversitenin önemli misyonlarından birisidir zaten. Eğitimin kurulma sebebi de üniversitelerde ilk başta akademisyen yetiştirmek, evet, amacıyla başlıyor üniversitelerde. O açıdan burada da bir başarı elde edilmiş. Tebrik ediyoruz ve çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Serkan hocamızla beraberiz. Hocam öncelikle çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Siz buradan mezunsunuz. Burada akademisyenlik yapıyorsunuz. Nasıl bir duygu mezun olduğunuz üniversitede akademisyen olmak? Farklı bir role üstlenmek? Ben de burada ilk mezunlardan sayılırız biz de. Melis hocamızla beraber. Aynı dönemde miydiniz? Evet, aynı dönemde girdik. 2005 yılında. 2010 yılında mezun olduk biz de. Hazırlık sınıfıyla beraber. Tabii üniversitenin tüm gelişim sürecinde olmak, bölümün gelişim sürecinde olmak ayrı bir duygu. Çok güzel bir duygu. Bütün tarihini biliyorsunuz üniversitenin. Evet, çok güzel bir şey. Öncelikle alan olarak herkese tavsiye edebileceğimiz bir alan. Bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliği. Teknolojiyle iç içe olan arkadaşlara öncelikle. Özellikle yazılım yapmayı seven arkadaşlar için, onunla uğraşmayı seven arkadaşlar için ayrıca tavsiye edebileceğimiz bir alan. Hı hı. Kampüsü ayrıca bahsetmek, evet, istiyorum ben zaten. Belki çok görünmüyordur kameradan dışında. Ama muhteşem bir göl manzarası var arkada. Bunun resimlerini sonra biz videoya montajlayalım. Evet, bölümle ilgili detaylı bilgiler verildiği için ayrıca ben orayı da söylemek istedim. Genel olarak böyle diyorsunuz. Evet. Peki Çukurova Üniversitesi'nde sonuçta yüksek lisans var şu anda. Doktora programları var. Bu programları, evet, tavsiye eder misiniz? Neler kazandırır genel olarak? Bir akademisyen olma niyeti olan birisi, tabii Adana bölgesi de buranın da kendisine özgü avantajları var. Neler bekler, neler tavsiye edersiniz üniversiteyle ilgili? Lisansüstü eğitim için özellikle dışarıda çalışan arkadaşlar için, AG projelerde çalışan arkadaşlar için belirli alanlarda özellik kazanmak, örneğin data science alanında veya big data alanında, yapay sınavlarında
spesifik eğitimler almak isteyen arkadaşlara tavsiyede bulunabilirim. Akademisyenlik için zaten olmazsa olmaz bir yanımız. Onunla uğraşmak zorundayız. Piyasada çalışan Ar-Ge arkadaşlar için olumlu olacağını düşünüyorum. Sizin çalışma alanlarınız neler hocam? Ben daha çok yazılım kısmında çalışıyorum. Yazılım mühendisliği dersini veriyorum şu an. Onun dışında Big Data'ya benim ilgim var. IoT ile ilgili şeylere ilgim var. Onlar üzerine çalışmaları yapıyorum. Yazılım mühendisliğine ilgi nasıl hocam peki? Yazılım mühendisliğine aslında arkadaşlarımız ilk başlarda yazılımla ilgili belli tereddütlerle geliyorlar. Acaba yapabilir miyim? O çok oluyor. Çünkü yazılım biraz daha okumaktan çok geliştirmeyle öğrenilebilen bir şey olduğu için onu yazdıkça öğrenmek gerekiyor. Biz de elimizden geldiğince tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz yazılım mühendisliği dersinde. Ve öğrencileri daha çok yazılım yapmaya, yaparak öğrenmeye teşvik etmeye çalışıyoruz. Ama ilgi duyan arkadaşlar, seven arkadaşlar için gerçekten mesleği sevme noktası diyebilirim yazılım işi. Mutlaka takip ediyorsunuzdur. Staj yapmak isteyen arkadaşlar oluyor. Nasıl imkanlar var Adana'da veya nerelere gidiyorlar genel olarak? Nasıldır staj süreci üniversitede? Adana'da firma sayısı tabii İstanbul veya Ankara ile kıyaslayamayız. Ancak Adana'da da Ar-Ge projeleri yapan firmalarımız var, çeşitli firmalarımız var. Bunun yanında hastanelerde, devlet bilgi işlem dairelerinde, belediyelerde veya üniversitenin bilgi işlem birimlerinde staj yapabiliyorlar arkadaşlarımız. Peki çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için hocam, bu değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim.